Akvaryum hacmi ne kadar? Bir çift besleyecekseniz 25 çarpı 25 çarpı 25 bir akvaryum olması gerekiyor. Pahalı bir balık. Neden pahalı bir balık? Arkadaşlar, Akvaryum Doktoru kanalına hoş geldiniz. Bu videoda size diskus balığından bahsedeceğim. Daha önce diskus balığı ile ilgili video çektim. Beğenmedim, sildim. Tekrar ikinci bir video çektim. Yine beğenmedim, tekrar sildim. Üçüncü bir video çekeyim dedim, beğenmedim. İçime sinmediği zaman editledim, uğraştım, gene sildim. İnşallah bu video güzel olur. Özet bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Videoyu baştan sona izlerseniz sevinirim. Diskus balığı cikletgiller ailesine ait bir balık arkadaşlar, biliyorsunuz. Ben daha önce besledim ancak çok yem yemediler. Yani baktım ölecekler gibi, sağlıkları tehlikeye girecek. İyi bakacak olan bir arkadaşıma verdim. Güney Amerika'da yaşıyor bu arkadaşlar. Güney Amerika'da Amazon nehrinde yaşıyor. Boyu 15 santimetreye kadar oluyor. 1840'ta Heckel tarafından bulunuyor. Symphoston aqui fasciatus ve Symphoston discus bilimsel isimleri. Etçil ağırlıklı beslenen bir balık türü, yavaş hareket eder. Akvaryumda orta veya dip kısımlarda olur. Suyun yumuşak olması gerekiyor. Filtrasyonun iyi olması gerekiyor protein ağırlıklı beslendikleri için. Orta ve dipte geziniyor, ağır hareket ediyor demiştik. Sıcaklık 26 ile 30 derece olması gerekiyor. Üreme davranışları ve yavrulara bakım olayını birazdan bahsedeceğim. Etçil ağırlıklı beslendiğinden dolayı özel dana yüreğinden yem yapan akvaryumcular var. Canlı yem verilebilir. Mesela kan kurdu, dondurulmuş kan kurdu çok seviyorlar. Diskus gram tarzında kaliteli yem markaları mevcut. Bunlardan da balıklarınıza verebilirsiniz. Akvaryum hacmi ne kadar? Bir çift besleyecekseniz 25x25x25 bir akvaryum olması gerekiyor. Akvaryum yüksekliği de önemli. Çünkü bunlar yanlardan basık diz şeklinde. Porselen tabak gibi diyorum ben ona. Bu şekilde olduğu için akvaryum yüksekliği en az 50 cm olmalı. Yani ortalama bir çift için minimum 80 litre hacimli akvaryum. Sürüp halde bakılabilen bir balık. En az 200-300 litre olmalı. 300 litre bir akvaryumda hem su değerlerini de kolaylıkla koruyabilirsiniz. Çünkü protein tabiatlı beslendiği için dip çekimi yapılıyor. Bu balık için özel filtrasyon sistemi kuranlar, yani arıtma sistemi kuranlar var. Çünkü sudaki mineral maddeleri ayrıştırıp daha doğrusu yumuşak bir su elde etmek gerekiyor. Bunlar doğalarında da driftwood dediğimiz ağaçlar, dalları, kökler oluyor. Bu ağaç ve dallar, kökler suyu hafif kahverengileştiriyor ve pH'i düşürüyor. Bitkili akvaryumlarda da bakılıyor. Taban malzemesi koyayım mı? Taban malzemesi koyduğunuzda dip çekimi zor olabiliyor. Ama cama cam akvaryum da yapabilirsiniz. Taban malzemesi de koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize, keyfinize bağlı. Bu arada şurada arkadaşları da alıştırmasını yapıyorum arkadaşlar. Bir konu anlatırken diğer bir konuya da değiniyoruz. Hafif alıştırmalarını yapıyorum. Çöpçüleri bu tarafa aldım. Burada zaten bir tane büyük bir çöpçümüz var. Bundan birlikte dolaşırlar. Hangi balıklarla uyumlu? İşte çöpçü balığı, cüce vatoz, neon tetra gibi balıklar önemli. Bunlar kolay strese giriyor. O yüzden hızlı hareket eden balıklarla bakılması önerilmiyor. Tek tür bakmanızı tavsiye eden akvaristler de var. Uyumlu türlerle birlikte bakabilirsiniz. Bir de arka fon nasıl olacak? Arka fon alacalı bulacalı olmayacak. Çünkü bunlar kolay strese giren balıklar, hassas balıklar. Mesela bir mavi tonlarında bir arka plan olabilir. Tabii bu da sizin zevkinize bağlı, keyfinize bağlı arkadaşlar. Su değerlerinden bahsedeyim. pH 6 ile 7 arası olacak. 6 ve 7'nin dışında pH olduğunda bu balıklar strese girebiliyor. Biliyorsunuz balıklar strese girdiğinde hastalanmaları için balığa bir tekmede siz vuruyorsunuz. Gerekli şartları sağlamadığınız zaman. Gerekli şartları sağlandı, zor bir balık değil. Pek çok varyeteleri geliştirilmiş. Yabani formları kahverengi diz şeklinde 9 tane dikine siyah bant var. Marlboro, White Butterfly, benim aklıma gelen Pigeon gibi varyeteleri, çeşitli renklerde diskus balıkları geliştirilmiş arkadaşlar. Pahalı bir balık. Neden pahalı bir balık? Üretimi meşakkatli, bir de yavaş gelişen bir balık. Bu gibi nedenlerden dolayı fiyat biraz yüksek oluyor. Beslenmesinden bahsedeyim. Şimdi diskus balığı etçil tabiatlı balık. Canlı yemi çok seviyorlar. Diskus gram tarzında yem de verebilirsiniz. Günde 3 kere beslemek gerekiyor ama tabii çoğumuz ya çalıştığımız için veya öğrenci olduğumuz için 2 kere besliyoruz.
Bu da bazen yem ağızdan büyük olduğu zaman ağzına atabiliyor. Bir de dışkılarında sindirilmemiş yem parçaları oluyor. Bu yüzden diskusun yanında Japon balığı da besleyenler var ki Japon balığı bu yem artıklarını yesin, suyun pH'inin değişmesi veya sudaki amonyak miktarının artmasını engellesin. Yani su dengeleri kolay korunsun diye. pH dalgalanmaları dediğim gibi balıkları kötü etkiliyor ya da amonyak nitrat artışına karşı hassas balıklar. O yüzden haftada 3 kere %25 dip çekim yapan objeler var. Dediğim gibi taban malzemesi olduğu zaman akvaryum temizliği zorlaşabiliyor. Tekrar vurguluyorum. Kriterlere uyduğunuz takdirde nasıl bir bitki akvaryum veya cama cam akvaryum kurma olayı size bağlı. Sizin keyfinize, zevkinize, canınız nasıl isterse o şekilde diyelim. Şimdi üremelerinden bahsedelim. Yine arada damlama yapıyoruz çöpçü balıklarımıza. Üremesi şu şekilde. Bunlara 10 tane alıyorsunuz. Belli bir yaşa geldiğinde dişiyle erkek kendi eş oluşturuyor. Cinsiyet ayrımı erkeklerin renkleri daha canlı oluyor. Üreme tüpü erkekte sivri, dişi de küt. Zaten çift oluşturduklarında dişinin yumurta dizmesinden bakarak da anlayabilirsiniz. Bunlar düz yüzeyleri, geniş yaprak yüzeyleri önce temizlerler. Sonra dişi sıra yumurtlar, erkek döller. Dişi tekrar bir sıra yumurtlar, erkek tekrar döller. Bu şekilde yumurtalar dizilir. Yavrular çıktıktan sonra belli bir süre kendi protein keselerinden beslenirler. Sonra ebeveynlerinden salgılanan bir mukus var. Bu mukusun içinde mikroorganizmalar mevcut. Bu yavrular da 5-6 gün mukusla beslenir. Daha sonra artemia gibi küçük yemler verebilirsiniz çünkü yavrular küçük. Yavrular 6 haftalık yaşa geldiklerinde çeşitli yemler yiyebiliyor. Anneden hemen ayırmıyoruz çünkü bunlar ebeveyne bağlı balıklar. Anne babadan hemen ayırmıyoruz. 2 ay sonra ayırıyoruz. 5-6 haftalıkken zaten 2,5-3 cm boya ulaşıyorlar. Sonra boylandırma akvaryumuna yavruları alabilirsiniz. Üremeden ve yavru yetiştirmeden de kısaca bahsetmeye çalıştım. Diskus hastalıklarından bahsedip videoyu sonlandırayım. Çünkü çok geniş bir konu. İşte filtrasyon ayrı, taban malzemesi ayrı, beslenmesi, üretimi ayrı. Çok uzun bir konu ve internetten de bilgilerden faydalanabilirsiniz. Basılı kaynaklardan da faydalanabilirsiniz. Diskus konusu ayrı bir konu. Bazı akvaristler nirvana diyor yani akvaryum hobisinde. Çünkü bir Japon balığı ya da beta balığı gibi çok dayanıklı balık değil. Hassas bir balık ama güzel bir balık. Ben bir kere işte besleme girişiminde bulundum. Yem yemeyince bir arkadaşa hediye ettim ama ileride gerekli şartları sağlayıp tekrar diskus bakabilirim. Hani üretim için değil de tamamen görsel amaçlı bakabilirim diye düşünüyorum. Hastalıklarına gelelim. Çok basit anlatacağım. Yani basit derken özet anlatacağım. Videonun çok uzamaması bakımından. Hexamita denilen bir kafada delik hastalığı var. Bunu karantina akvaryumuna ayırıp tedavi etmek gerekiyor. Kabız olabilirler. Sıkıntı, strese girdiklerinde yem yemeyebilirler. Mantar, bakteri, parazit hastalıklarına yakalanabilirler. Su değerlerine karşı çok hassaslar. Su değerleri değiştiğinde de sıkıntıya girebiliyorlar arkadaşlar. O yüzden düzenli dip çekimi ve yumuşak su kullanacağız. pH işte dediğim gibi 6 ile 7 arasında olacak. Nedir? İşte suyun TDS'sini, mineral madde miktarını ölçmek için bir cihaz. pH metre ayrı bir cihaz. pH'ını ölçmek gerekiyor. Nitrit, nitrat, amonyak testlerine, daha doğrusu tetkiklerine ihtiyaç var. Tabii şimdi şundan pahalı bunlar. Masraf bayağı arttı. TDS ile ilgili kanalımda da video var. Bakabilirsiniz. Yani bu ters osmoz dediğimiz cihazlar sudaki bu mineral maddeleri alıyor ve su yumuşak bir hale geliyor. Kök koyabilirsiniz. Bu kökler de yatı kökü, mangrov kökü diskusların için gerekli. Çeşitli maddelerde salgılayıp mukozayı koruyucu maddelerde salgılıyor. Bu köklerin salgıladığı maddeler üremeyi de olumlu teşvik ettiği söylenmekte arkadaşlar. Uyumsuz türlerle bakmayalım. Sıkıntı. Melek balığıyla bakanlar var mesela. Melek balığındaki bakteriler bu balığa karşı sıkıntı oluşturabiliyor. Yoksa melek balığı gibi o da yavaş yüzen bir balık. Onunla birlikte bakan akvaristler de var. Bilginiz olsun. Çok fazla karıştırmayalım konuyu. Böyle özet bir şekilde anlatmaya çalıştım. Katkılarınız olursa lütfen yorumlar kısmına yazın. Beğenmeyi unutmayalım bu videoyu lütfen. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. Balıklarınıza ve canlılarınıza iyi bakın. Sağlıklı ve keyifli hobiler diliyorum. Hoşça kalın.